Kadırga TV ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi Hukuk Hattı programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli konuğum Haydar Salih Bey'le bu programı icra edeceğiz. Bu haftaki konumuz Hukuk Hattı'nda kişisel verilerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili suçlar. Akabinde sosyal medya üzerinden işlenen hakaret, tehdit, şantaj gibi suçlar. Bu suçlarla ilgili son dönemde çokça dosya geliyor, çokça dosya çıkıyor. Çünkü sosyal medyadan birine hakaret etmek çok kolay olduğu için kişi çok rahat bir şekilde hakareti sonuçsuz kalacağı düşüncesiyle ediyor. Ancak sonucunda şikayet, sonrasında asliye ceza, o kısımları biraz konuşacağız. Ve dizi, film ve bazı yayınlarda TCK anlamında suç olmasına rağmen dizi ve filmlerdeki uygulamaların yani suça teşvik edici uygulamaları konuşacağız. Evet Haydar Bey, şimdi birinci başlıkla başlayalım. Sosyal medyada herkes kişisel verilerini har vurup harman savuruyor. Bunlar hukuksal olarak ne gibi sonuçlar doğuruyor? Ben öncelikle bizi takip edenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bu programda da beni ağırladığınız için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum size Ümit Bey. Şimdi insanlığımızda bu Cem Yılmaz'ın da bir esprisi var ya, bir bilgi paylaşma hastalığı var. Herkes birbirinin böyle videosunu, fotoğrafını, işte evet, şusunu busunu sosyal medyada bir paylaşıyor sürekli. Böyle bir trend var. Ama sonra da bazı insanlar işte şikayet edilip savcılığa şikayet edildikten sonra haklarında soruşturma başlatılıyor. Kimisinin kovuşturmaya devam ediyor ve ceza alıyorlar ya. İnsanlar şunu söylüyor. Ya işte alt tarafı, işte ben bir video paylaştım. Alt tarafı bir tane fotoğraf attım. Ya nedir? Yani bununla ilgili bundan insana ceza verilir mi gibi şeyler var. Siz de ilgilendiğiniz dosyalarda görmüşsünüzdür sıkça, evet, bu tarz şeylere. Ya ben bir cümle yazdım ya, bu hakaret suçundan ben şimdi 6 ay mı yatacağım falan diyen insanlar var. Bunlara çokça rast geldiğimiz için bu konuyu konuşmak istedik biz de. Seyircilerimizi bilgilendirmek adına öyle söyleyelim. Şimdi ilk başta kişisel verilerden başlayalım. Türk Ceza Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun işte 136. maddesi şöyle söylüyor. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bakın 2 yıldan 4 yıla kadar. Devamında ikinci maddede şunu söylüyor. Diyor ki suçun konusunun Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 236. maddesinin 5. ve 6. fıkrasında yer alan veriler varsa diyor eğer. Nedir bu veriler? Soruşturma geçirir vatandaşımız. Geçirenler vardır. Geçirmeyenler için kısaca açıklayalım bu nedir, ne yapılıyor yani buradaki veriler nedir. Şimdi soruşturma evresinde sizin ifadeniz alınır veya kovuşturma evresinde de sizin ifadeniz alınır. Sözlü veya yazılı olabilir. Bu görüntülü de olabilir. Ha, bunların işte buradaki verilerin, bunlar da kişisel veri kavramına giriyorlar. Bu verilerin de yine sosyal medyada vesaire platformlarda paylaşılmasından dolayı bir suç işleme oluyor işte TCK anlamında. TCK madde 136'ya 2 anlamında suç oluyor ve ceza bir kat arttırılıyor. Yani nitelikli bir hal. Şimdi ceza arttırıldığı zaman nitelikli hal olarak nitelendiriyoruz biz bunu. Evet. Biz böyle isimlendiriyoruz yani hukuki olarak. Şimdi şuna dönüp bakalım. Kişisel veri kavramı nedir? Kapsamı nedir bunun? Bunlara bakalım. Şimdi kişisel veri kişinin yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı. Üçüncü kişi dediğimiz yani bizim haricimizde ve bizim o veriyi paylaştığımız kişi haricinde. Bunlar iki kişi, bu üçüncü kişi işte. Bu şöyle söylüyorum, belki diyaloğun dışında kalan kişi de paylaşmadığı, istendiğinde başka kişileri açıklayarak ancak sınırlı bir çevreyle paylaştığı bilgi ve verilerdir. Kapsamı budur. Peki tanımına bakalım. Tanımı nedir kişisel verinin? Biliyorsunuz bununla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu var. Kişisel Verileri Koruma Kanunu var. Yani bu konuya çok çok ehemmiyet veriyor son devlet dönemde de. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde son dönemde üzerinde durulan konulardan biri. Çünkü toplum da şurada görecektir. Mesela bir yeri aradığınızda, bir şeyle ilgili bilgi almaya çalıştığınızda kişisel verilerin korunmasıyla alakalı kanun hatırlatılıp herhangi bir bilgi verilmiyor. Şu an adliyeleri aradığınızda bile
kişisel verileri koruma kanunu kapsamında bilgi veremeyeceğini açıklayan bir ses kaydı sürekli dönüyor. Aynen öyle. Ya en basitinden şöyle düşünün. Müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Size diyor ki işte kişisel verileri koruma metnini dinlemek istiyor musunuz? Biz tabii hemen geçiyoruz onu işte 1'e basıyoruz. Evet. Devam ediyoruz ama bu kadar önemli bir şey. Çünkü sizin verilerinizin bir başkasının eline geçmemesi gerekiyor. Ha bazı insanlar rahattır ama işte şikayete sizi birileri şikayet ettiğinde bunun ceremesini maalesef çekiyorsunuz. Çünkü bu suç oluşturuyor. Hani basit bir şey gibi geliyor ama suç. Tanımına bakıyorduk. Onu da aktarmış olayım seyircilerimize. Kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait, bakın tüzel kişiye yani bir şirkete, bir kuruma ait değil, gerçek bir kişiye ait her türlü bilgi şeklinde tanımlanabilir. Şimdi bu 136 idi. 136 TCK madde 136 işte verileri hukuka aykırı bir şekilde verme, ele geçirme. Yani sosyal medya üzerinden işlenen bir suç, işlenebilen bir suç. Mesela bunu bir de 135 var. Bu ikisini karışmaması için. 135'te şöyle bir durum, şöyle nitelendiriliyor kişisel veriler. Kişinin sır olarak saklamadığı veriler. Yani ya ben buna eriştim ama yani bu bilgiler sır değil ki, bunları herkes biliyor. Yani onun çevresi, arkadaşları da biliyor. Bu önemli değil diyor TCK. Hukuk bu önemli değil diyor. Sen diyor adamın kişisel verisini, adam işte çekyatta yatıyordu, sen onu çektin fotoğrafını attın sosyal medyaya. Adam senden şikayetçi oldu, kişisel verisini aleni bir şey, alenileştirdin, sosyal medyada paylaştın. Bu evet. Suçtur diyor TCK. Şimdi mesela bu suç... Ama yazılı kanundaki bu maddeler toplum nezdinde az önce dediğiniz gibi. Yani ben bu adam çekyatta yatıyordu. Ben bunu çektim attım, ne olacak? Zaten bu benim hemşerim, bu benim arkadaşım, canciğer dostum şeklinde karşılanabiliyor. Ama kişinin dikkat etmesi gereken şey, biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak belli kanunlar ve nizamlar doğrultusunda yaşıyoruz. Ve bunlara uymakla yükümlüyüz. Herhangi bir şikayet geldiğinde de bu yazılı kanunlara göre cezalandırılıyoruz veya cezasız, yani beraat ediyoruz. Şimdi bu göz ardı edilebilecek bir durum değil. Yani toplum şundan uzaklaşmalı. Ne yaptık? Adam mı öldürdük? Evet, bu, aynen öyle. Yani sanki TCK madde 1 işte amaç, madde 2 kapsam, madde 3 adam öldürme ve bitiyor. TCK orada bitti gibi bir algı var toplumda ama böyle çeşitli suçlar var. Yani biraz sonra bahsedeceğiz. Belki insanların hiç duymadığı suçlar da var. Yani bunu evet. Sosyal medyada her gün herkes işliyor belki ama duymuyor. Şikayet edilmiyorsunuz diye bu suç değil anlamına gelmiyor. Çünkü aynen öyle. Yani şimdi mesela bu suçun işte belli fiilleri var. İşte TCK sayıyor, bu fiilleri işleyen evet. Mesela suç kapsamına giriyor. Öyle söyleyelim. Mesela nedir? İşte başkasına veren, yayan, ele geçiren, kaydeden diyor. Hani bunlar cezalandırılıyor. Mesela kayıttan, ele geçirmeden maksat nedir? Bunu da mesela açıklamış olalım. Hani bazen şaka yapıyor ya, mesela arkadaşının bilgisayarından bir fotoğrafını alıyor, paylaşıyor. Hani bunun gibi. Bu suçta istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilmektedir. Yani tekrar kullanabilmek için ben onu masa üstüme koydum. Bilgisayarımı masa üstüne. Ha, insanlar şunu da söyleyebilir. Ya işte az önce dedik ya, sır olarak saklanmayan bilgidir. Veya bir fotoğraf çektiniz arkadaşınıza. Silmediniz. Sakladınız. Ha, evet. Sildiniz ama tamamıyla silmediniz. Onu silinen klasörden alıp başka bir yere aktardınız. Ya, bu da ele geçirme kapsamında evet. Değerlendiriliyor. Ve yine siz suç işlemiş oluyorsunuz. Mesela kaydetmekten maksat ne? Çünkü kaydetmeyince başka bir suç işlemiş oluyorsunuz. Kaydedince başka bir suç işlemiş oluyorsunuz. Şimdi kayıttan kasıt şu, kişisel verilerin üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerinde taşınması. Mesela flash bellek olabilir veya aldınız oradaki bir veriyi, elinizde bir kağıda yazdınız veya bir işte eski usul olsun CD'ye aktardınız. Bunlar kayıt kapsamına giriyor. Ama kaydetmezseniz TCK madde 134'teki suç işlenmiş oluyor. Hani yine de
paylaşıyor olursanız. O da şöyle söylüyor TCK, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Gizliliğin görüntü ve seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde verilecek ceza bir kat arttırılır. Ya bu ne demek? Belki bu çok yaygın değil ama şöyle bir örnek verebiliriz. İşte gerçi Trabzon'da kafeler kapalı. Kafede oturuyorsunuz. İşte bir tane arkadaşınızın bir husumetli bir bir husumetlisi var. Yalnız diyelim yan masada oturuyor. Konuşurken işte arkadaşınızla ilgili bir şeyler söylüyor. Siz de bunun ses kaydını alıyorsunuz. Veya siz bunu çaktırmadan videosunu çekiyorsunuz. Ha, bunu yaptığınız zaman işte bu 1 yıldan 3 yıla kadar diyordu ya TCK madde, evet. 134. Bu bir kat arttırılıyor. Yani cezanız arttırılmış oluyor. Çünkü 2 yani yıldan 6 yıla kadar oluyor. Aynen öyle oluyor. Arttırılıyor ve siz yine suç işlemiş oluyorsunuz maalesef. Yani bunları söylüyoruz şimdi insanları bir paranoyaya da sevk etmiş olmayalım ama şimdi bu temel hukuk bilgisi olarak falan verilmiyor tabii ki maalesef. Yani insanlar bunları bilemediği için bir de sosyal medya çok serbest bir platform. Yani istediğinizi yapabiliyorsunuz. Her an her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşınıza şaka yapmak maksatlı bile bunu yapmış olsanız ve arkadaşınız sizi yine şaka yapmak maksatlı savcılığa şikayet etse, soruşturma başlatılsa belki ceza alacaksınız. Belki de bu sicilinize işleyecek. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Mesela örnek Yargıtay kararları almıştım ben birkaç tane. Onlardan da bahsedelim. Evet. Bu bahsi de toparlamış olalım. Mesela ilginç bir tane okuyayım size Ümit Bey. Sanığın bir dönem internet üzerinden tanışıp arkadaş olduğu katılanın, bu arada bu Yargıtay kararları da örnek teşkil etmesi açısından yayınlanıyorlar yani. Kararara.com vesaire sitelerden işte Kazancı vesaireden yayınlanıyorlar. Biz de alıp işte derslerimizde de okuyorduk. Yine dilekçe yazarken de siz de yararlanıyorsunuz, biz de yararlanıyoruz. Evet. Yani aleni bir şekilde Vatandaşlar da önünde yararlanabilir. Evet, tabii, vatandaşlar da yararlanabiliyorlar. Yani İnternette genelde, Yargıtay'ın sayfalarında zaten Yargıtay kendi yayınlıyor. Bunu herhangi bir paralı bir uygulama satın alıp evet, oradan takip etmenize gerek yok. Yargıtay kendi yayınlıyor. Tabii karar bulmak biraz mesele olabilir. Ben birkaç tane bulabildim işte. Bir dönem internet üzerinden tanışıp arkadaş olduğu katılanın, bu arada katılan dediğimiz de mağdurdur yani. Evet. Katılanın daha önce kendi Facebook hesabında paylaştığı resimleri, katılan ile tartışmaları nedeniyle katılan adını açtığı sahte Facebook hesabından katılanın rızası dışında yayımladığı iddia olunan olayda, katılanın gündelik kıyafetleriyle kamuya açık alanda çekilmiş ve kişisel veri niteliğindeki resimlerini daha önce kendi Facebook hesabında yayımlamasının bu resimlerin kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceği gibi, bakın az önce söyledik bunu, evet, katılan ev haliyle fotoğraflar çekmiş, bunu kendi Facebook hesabında yayınlamış ama bu size şu hakkı vermiyor. Alayım ondan, ben de kendi Facebook, onun çakma bir Facebook hesabı açmış gerçi. Hani bu zaten o da ayrı bir suç. Yanlış bir şey, bu ayrı bir suç. Bir de almış oradaki fotoğrafları şöyle zannediyor, sanık şöyle zannediyor. Ya bunlar işte kendi zaten paylaşmış, bunlar artık kişisel veri değil veya mahrem şeyleri değil, halk ağzıyla böyle söyleyelim. Ben de paylaşabilirim diyor ama Yargıtay demiyor bunu işte. Yargıtay 12. Ceza Dairesi böyle söylememiş 2017 yılında verdiği kararda. Diyor ki işte üçüncü kişilere katılanın rızası dışında yayımlama hakkı da tanımayacağına dikkate almalıdır diyor sanık. Almamış ve cezayı yemiş maalesef. İzin almak gerekiyor. En basit örneğini şuradan verebiliriz. Şimdi burada yine bir sahtecilik var. Belki bir kötü niyet var çünkü fake denilen sahte bir hesap açıp kişinin o kişiymiş gibi davranması zaten kötü niyeti olduğunu gösteriyor ama aradığımız kurum ve kuruluşlarda başta bir cümle geçiyor. İşte sizin kişisel verilerinizi kullanıp işleyip paylaşacağız, bilginiz olsun niteliğinde. Onaylıyorsanız 1'e, onaylamıyorsanız 2'ye basın diyorlar ya. Ki genelde onaylamazsan işten pek yürümüyor. Evet. Toplum oradan şey yapabilir. Yani bir onay almak gerekiyor. Kişinin kişisel verilerini kullanacaksan o kişiden bir onay alman gerekiyor.
Yoksa başınıza çeşitli işler açılabilir. Uykularınız kaçabilir. Evet. Bir yıl hapis cezası aldım avukat bey. Gece saat 9'da 10'da insanları sıkıntılı arayıp... Yani ceza süreci, ceza mahkemeleri kişilerin sıklıkla karşılaşmadığı ve kişileri korkutan yerler. Yani böyle, çünkü hayatınızın belli bir dönemi sizin yaptığınız şu basit diye düşündüğünüz bir hata nedeniyle kararabilir. O dönemde büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. O yüzden yani ne bu tip uygulamalara başvurulmalı ne de bu yollara girildiyse bilmediğiniz bir yolda mesleki bir danışmanlık almadan yürünmeli diyorum. Bence yani sıkıntılı olur. Ben de aynı size katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var. İşte fake hesap diyorlar. Sahte hesap açılıyorlar. Evet. İşte Twitter'dan vesaire, Facebook'tan, şuradan buradan. Yani insanlar şöyle zannediyorlar. Bunu hayatta bulamazlar ya beni işte. Benim adım işte Ahmet, Mehmet ama işte orada Dragon bilmem ne diye hesap açtım. Beni nereden bulacaklar? Ben öyle Yargıtay kararlarına da rastladım. Dragon 60. Dragon 61 falan. Öyle Yargıtay kararlarına da rastladım. Buluyorlar. Gerçekten bulurlar. Buluyorlar. Kendi dosyalarımdan örnek verecek olursam, çok bilinen, ismini veremeyeceğimiz için sosyal medyada da bolca sarı site olarak bilinen ikinci el malzemelerin satıldığı bir site var. Bu siteden bizim bir müvekkilin sattığı bir ürünle ilgili, yani böyle sen o fiyata onu zor satarsın, sen şusun, sen busun diye ithamlar ve ona benzer hakaretler vardı. İşte savcılık akabinde asliye ceza, basit yargılama, ceza alıyorsunuz. Yani siz bir sinirle kalkıyorsunuz. Şimdi mesela ben kendisiyle de görüştüm, ceza alan vatandaşla. Ulaştı ceza aldıktan sonra bana. Ya işte ben bir sinirle yaptım, arabanın fiyatı o kadar olur mu? Dedim yani burada sinirlenecek kişi bizim müvekkil olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu suç. Yani fiyatların artmasına sinirleniyorsanız başka şeyler yapmanız lazım. Aynen öyle. O yüzden yani, dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ikinci bahse istiyorsanız yavaş yavaş geçelim. Olur. Bu sosyal medyada kişisel veri bahsini kapatalım. Evet, bu şekilde. Hakaret kısmı da çok önemli. Hakaret, tehdit, şantaj. Mesela bir gazete küpürü aldım buradan. Onunla başlayalım isterseniz. Sosyal medyada sahte hesaplarla hakarete uğrayanlar yaşadıklarını anlattı diye bir 29 Mart 2021'de atılan bir başlık bu. İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ve birçok sosyal medya hesabı açıp avukat, doktor gibi özellikle itibarlı kişileri tehdit ettiği, şantaj yaptığı, hakaret edip iftira ettiği öne sürülen HG, işte 40 yaşındaymış hanımefendi, Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bir evde olduğu belirlenip gözaltına alındı. Bakın muhtemelen haberin içeriğini hatırlayamadım ama kaçmış muhtemelen Hatay'a ama yine de kolluk tarafından yakalanmış. İsteyince Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten istenildiği takdirde bulunamayacak diye bir şey yok. Bulunur. Ha siz diyorsanız ki ben bütün teknolojiden arınıp kendimi bir dağda mağaraya kapatacağım. Tabii sizi bulamazlar. Bayağı zorlanırlar. Yani bulunabilirlikten kastımız şu, aynen dediğiniz gibi sizin kim olduğunuzu tespit eder. Ha ondan sonra işte ben kırmızı bültenle aranıyorum ama köyümdeyim, kaçtım. Evet. Tamam olabilir. Belki kaçabilirsiniz ama uzun süre saklanamazsınız yani. Çünkü bu internet dediğimiz şey de sonuç itibariyle bir ağ bağlı. O ağdan sen nereden veri gönderiyorsun, nereden alıyorsun, onlar bulunabiliyor, tespit edilebiliyor. Ülke dışındasındır. Yani hiyerarşide o sistemde, yani seni ülke dışındasın. Sen buradan, oradan bir sosyal medya üzerinden bir hakaret suçu işliyorsun. Buradan adam şikayet edecek de işte burada araştırılmaya başlayacak. Savcılık aşaması falan, yani yok yurt dışına yazalım. Orada bize belki hiyerarşiden kurtarabilirsin kendini de. Çünkü sana ulaşacak süreç ne kadar uzarsa o kadar yılıyor karşı taraf. Öyle. Birkaç yıl belki gelmezsin Türkiye'ye falan. Yırtabilirsin. Ama Türkiye içerisindeysen, dediğim gibi az önceki yani sarı sitede herhangi bir profilsin. Orada çok ismin de çok belli olmayabilir. Oradan bile bulunuyorsun.
Bulunmak gayet normal, doğal. Buradan hakaret, tehdit, şantaj gibi suçlarla ilgili konuşacak olursak, bunda da çok şey var. Toplumda, şimdi Türk toplumu artık fazlaca iki kutuplu, ya olsun ya busun ve bu iki kutup arasında aşırı derecede birbirine taş atma var. Yani taş atmanın ayarı çoğu zaman kaçıyor. Bu da dedi yine geçen bizim akrabalardan biri yani bir haber sayfasında yorum yapmış. Çok hakaretvari de değil ama yine de onu orada bulmuşlar. Sonrasında onunla ilgili yine savcılık aşaması geçtikten sonra o da asliye cezadan bana asliye ceza evranı gönderilir. Basit yargılama. Basit yargılama usulünde de yani hakim dosya üzerinden kararı veriyor direkt. Savunma hakkında biraz zedeleniyor ama işte etmeyeceksin. Hakaret sıkıntılı. Ya en çok sizin de ifade ettiğiniz gibi en çok hakaret suçundan insanlar hüküm giyiyor veya hakaret suçunu daha çok işliyorlar. Çünkü insanların yüz yüze küfredemiyorsunuz belki, hakaret edemiyorsunuz ama sosyal medyada çok kolay geliyor insanlara. Ama şunu bilmiyor insanlar, sosyal medyada hakaret ettiğiniz zaman daha çok ceza alıyorsunuz. Evet, bakın, haliniyor. Ben yine okuyayım TCK'da hakaret suçunu. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bunların genelde yatarı olmuyor diye biliyorum. Evet. Yani yatmıyorsunuz ama... Ama şöyle oluyor, yatmıyorsunuz ama bir ceza alıyorsunuz. Eski ceza alıyorsa heya yebe alıyorsunuz. Ancak evet, karşı tarafın bir avukatı varsa avukatlık ücreti ödüyorsunuz. Ve şu an asgarisi de asliye cezada 4080 lira. Şimdi bu bedel... Yüksek bir bedelmiş. Düşük bir bedel değil. Yani öyle ben şuradan gireyim, hemen şuna hakaret edeyim mi zorlaştırıyor. Paranız varsa belki. Benim orada altını çizmek istediğim meselelerden biri kanun sadece küfredersiniz demiyor. Yani küfre hakaret etmiyor. Yani vatandaşımızda bir de şey de var. Şimdi ben bunu dedim ama o hakaret mi ya? Gayet normal. Hakaretin ne olduğunu da topluma iyice anlatmak lazım. Yani illa küfretmen gerekmiyor sosyal medya üzerine. Yani onun kişilik şeyini... Bakın ne diyor? Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte evet, somut bir fiil veya olgu isnat eden. Yani şunu da söyleyebilirsiniz. Sen işte A cemiyetine üyesin. Aslında adam yakın öyle değil. Yakın tarihten örnek verecek olursak FETÖ şimdi evet, bilmeden şimdi şey kullanılıyor ya, bir tane sosyal medyada dede çıkmıştı. Hain 155'i ararım. Sen... Ha, kürtaj yapıyor burada falan diyordu. Kürtaj yapıyor. O dede işte neydi, FETÖ'cü müsün? Öyle bir şeyler diyordu. Mesela bilmediğin kişiye o şekilde FETÖ'cü müsün desen o da hakaret. Hakaret oluyor çünkü terör örgütü mensupluğuyla evet, suçluyorsunuz onu. Ve bu çok ciddi bir şey. TCK'nın işte 125'te düzenleniyor hakaret. 125.4'te de şöyle bir fıkra var, düzenleme var. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza 6'da 1 oranında arttırılır. Yani nitelikli hal, sosyal medyada hakaret ederseniz 1. Evet. Alenen kısmını da açalım. Sosyal medya işte o alenenin kendisi. Ya çünkü bir de şöyle bir durumu var alenen işlenmesinin. Şimdi iki kişi arasında tartışma olsun. Bir sokakta iki kişi evet, arasında tartışma var. Bunu ispat etmeniz çok mümkün olmayabiliyor bazen. Ama sosyal medyada işlediğiniz zaman o tweet'i silseniz de siz, mesela ekran şöyle bir görüntüsü, ekran görüntüsü alınıyor ve o hesaptan IP adresinizden vesaireden siz tespit ediliyorsunuz. İşte savcılık BTK'ya müzekkere yazıyor vesaire vesaire. Tespit ediliyorsunuz bir şekilde ve çok ciddi bir ceza alıyorsunuz. Ya yatarı olmayabilir ama işte dediğiniz gibi avukat masrafıdır, şudur budur. Bununuz şöyle bir şey sürçüyor var. Şimdi yani, bunu bir kere yaparsınız, yani hayatınız boyunca başka suçunuz olmaz. Tamam. Ama başka şey hükmün açıklanmasını geri bırakıldığı durumlarda daha önceden bir dosyanız vardır. Evet. Bir de
karambole işte bir yerde hakaret etmişsinizdir. O dosyada bir açıklanır. Bu sefer işte o cezalar hepsi birlikte bir açıklandığı zaman üzücü olabilir. Şimdi başka suçlar da var. Yargıtay kararı almışım birkaç tane. İsterseniz bunları da aktaralım. Evet, Yargıtay kararlarından devam edebiliriz. Bazı Yargıtay kararları çok güzel oluyor, öğretici oluyor. Mesela bir tanesini vermiş olalım. Sanığın, katılan mağdur dedik az önce. Katılanın soyisim ve fotoğrafını kullanarak katılan adına sahte Facebook hesabı açması eylemini Yargıtay hukuka aykırı olarak işte bu eylemi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak alınması, ele geçirilmesi olarak nitelendirmiş. Az önce de bununla ilgili örnek vermiştik. Evet. Sahte oluşturulan Facebook adresinde katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğrafının yayınlanması yine özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak değerlendirilmiş. Özel hayatın gizliliğini ihlal de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığınız bir suç. Yine ne var burada? Değişik isimle oluşturulan hesaptan katılana karşı birden çok kez cinsel taciz içerikli yazılar yazılması, pornografik resimler yollanması da yine cinsel taciz, TCK madde 105 anlamında cinsel taciz olarak değerlendirilmiş ve ceza alınmış. Mesela cinsel tacizi de almışım. Bir kimseye cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta çocuk olması durumunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine bir tane Yargıtay kararı son olarak. Sanığın bilgisayarında katılana ait fotoğrafların bulunması. Az önce bunu söylemiştiniz. Evet. Kişisel verilerin kaydedilmesi madde 135 suçunu işliyor. Yani ne var canım ya, işte bu benim arkadaşım, bu benim şu kadar yıllık dostum ama insanlar sizi şikayet ettiğinde bunu söyleyemiyorsunuz. Önce değinilmesi gereken başlık bilgisayarda fotoğraf saklamaktan ziyade kişilerin cinsel içerikli fotoğraflarının birbirine gönderilmesi. Televizyon ekranlarında evet. Konuşulması ne kadar doğru bilemiyorum ama şu an ülkemizde çok yaygın olan ahlaki çöküntünün de getirdiği ve gençlerimizin de bu çukura sürüklendiği bir alan. Bilerek bilmeyerek böyle bu şekilde yetişiyor bu çocuklar ve herhangi bir yaptırımı yokmuş gibi bu şekilde davranıyor. Şimdi az önce bahsettiniz cezalandırma, ya ceza alacakları tarihli, yani yıl bazında ne kadar ceza aldığına ilişkin bahsettik. Bu konuda yani akıllı telefonların, teknolojinin yaygınlaşması bu konunun biraz önünü açıyor. Kişiler, ya çocuklar bu konuda bilinçlendirilmeyince de normalmiş gibi karşılıyor. Bu normalite de çocuk üzerinde sıkıntı yaratıyor. Yani genelde çocuklarda olduğu için çocuklardan örnek veriyorum. Şimdi devam eden süreçte ceza alması hem çocuğun hayatının geri kalanını etkiliyor. Çünkü 60 yaşında bir kişiye ceza vermekle 20 yaşındaki bir kişinin ceza alması aynı şey değil bence. Evet, değil kesinlikle. Çünkü birinin önünde koskoca bir yıllar var. Belki memur olacak, belki polis işte olacak, evet. Asker olacak vesaire vesaire olacak. Bunun önüne geçiyor maalesef. Bu konu hakkında hem hukuksal olarak suç olduğuna hem de yani ahlaki olarak da ayıp ve örf adet ve ananemize uymadığını toplumun, yani ailelerin çocuklarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Bu durumun önünü açan şeylerden biri de dizi, film ve bazı sosyal medya içeriklerinin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde suç olan ancak bu içeriklerde sanki suç değilmişçesine böyle sürekli pompalanan senaryoların, sürekli pompalanan video içeriklerin kötü etkiler oluşturduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ya şimdi özellikle 14-20 yaş mı diyelim, yani o kesimdeki insanlar... 14 de değil ya. Şimdi ha, belki daha da şöyle küçük, evet. Örnek vereyim. Herkesin, yani çocuğu olan herkes bir baksın. 2 yaşında falan çocuğun eline telefon veriyoruz. 2 yaşından sonra o malum işte çizgi film açalım,
reklam açalım, yemek yesin. Veriyorsunuz ve telefonu elinde bırakıyorsunuz. Telefon elinde kaldıktan sonra o çocuk ondan sürekli bir bildirim alıyor. Yani sürekli onunla yükleniyor. O aldığı içerikle. İşte nasıl bir içerik aldığını kontrol etmiyorsunuz. Yani bence yani yaş olarak yani 14 yüksek ya. Yani çocuğun sosyal medya ve televizyondan etkilenme yaşı bence 4'ten falan başlıyordur yani. Benim kanaatimce. Tabii evet, elinde çok, bir bilimsel veri yok ama çok çok daha düşük. Bununla ilgili bir rapor vardı elimde ama programa yetiştiremedim onu maalesef. Ama şöyle söyleyeyim. Genç kesim diyelim, yaş grubu vermeyelim ama genç kesim çok fazla dizi izliyor, film izliyor. Orta yaşlı kesim de çok fazla bu özellikle gündüz kuşağı dediğimiz programları izliyor. Tabii ki kaliteli içerikler de var. Bunları tenzih ederek konuşuyorum. Evet. İzliyorlar bunları. Mesela dizilerden örnek verelim. Çok dizi ismi vermeyeceğim ama seyircilerimiz anımsayacaktır. Çok böyle mahalle kabadayısı abiler var. İşte güzel de bir hanımefendi var karşılarında başrol. Gidiyorlar onu işte alıp kaçırıyorlar. Alıyorlar onu bir depoya tıkıyorlar. İşte elini kolunu bağlıyorlar. Veya ne bileyim. Ben şeyi çok garipsiyorum. Çok rahat hanımefendinin evine girebiliyorlar. Ama ya bakıyorsunuz. Şimdi ben bazen izliyorum. Belki mesleki deformasyon diyeceksiniz buna ama. İzlerken bir yandan da işte ablam da dizi izliyor. Ya ben işte diyorum burada işte kişi hürriyetinden yoksun kıldı. Aha işte konut dokunulmazlığı ihlal edildi. Ne olacak falan diyorum. Kızıyorlar bana ama bu gözle bakmanız da gerekiyor. Çünkü o dizideki adama bir şey olmuyor. İşte o çünkü kelli felli bir adam. Zaten sakallı bir de abimiz. Zengin varlıkta ama size olur. Hangi dizi olduğunu merak ettim ama. İzlemiyorum. Programdan sonra ben isimlerini veririm. Ben daha çok şeyler dikkatimi çekiyor. Mafyatik dizilerde. Şimdi takip ettiğim herhangi bir dizi yok ama mafyatik dizileri ve genel içerikleri denk gelebiliyoruz. Yani reklamından sağda solda önümüze çıkıyor. Eşimiz, dostumuz, akrabamız izliyor. Mecbur bazen oturunca sen de izlemek durumunda kalıyorsun. Şu var o dizilerde. Bir arkadaşla izliyorduk. Ben şey dedim ya bu ülkenin hiç yani hukukunu geçtim. Polisi molisi hiçbir şeysi yok. Adamlar bir oraya gidiyor silah sıkıyor. Bir buraya mahallede birbiriyle çatışıyor. Karşıdan bir şeyler oluyor. Bir uzun namlularla sıkıyor. Yani bu ülkede evet, aynen öyle. Böyle bir dünya yok. Yani şimdi bununla yaşayan çocuk da işte iyi bir eğitim almadıktan sonra bir mahalle köşesinde böyle oluyor. İşte elinde silah yok sadece. Çünkü tedarik edememiş. Muhtemelen tedarik edip ve kimse bulaşmasa silahı da barındırır. Ne olacak? Nasıl gidecek yani bu sistem? Yani şimdi ben de telefonla uğraşıyorum. Seyircilerimiz şunu söylemesin. Ya bu da söylüyor ama telefonla bağımlı. Burayı almamışım işte. Kişi hürriyetinden yoksun kılması için arıyordum telefonumda. Yani o biraz sıkıntılı. Siz arayın isterseniz. Onu da söylemiş olayım. Bir kişiyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun kılan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor bu kişi. 1 yıldan 5 yıla kadar. Siz sevdiğiniz kızı kaçırıyorsunuz. Belki evet, size biraz trip atmış ama gelin görün ki o kişi 18 yaşını doldurmuş da olsa o kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaz mümkün. Şimdi o dizilerde aynen sizin söylediğinize ben katılıyorum. Sanki kolluk yokmuş, jandarma polis yokmuş gibi millet birbirine sıkıyor çok güzel. Ayrılıyorlar gidiyorlar hiçbir şey olmuyor kahramanlara çünkü dizi devam etmek zorunda. Çünkü ben bazen söyleyince evdekiler de kızıyor. Hani ya savcı yok mu soruşturma açmadım falan. Ya çünkü 5-6 kişi ölüyor bakıyorsunuz. Öyle diziler var. 10 kişi ölüyor. Savcı ortalıkta yok. Savcı mı? Savcı yok, hakim yok. Ne bileyim bir yargılama yok. Yani, narkotik yok. Narkotik yok. Mesela Trabzon narkotiği iyi çalışıyor. Biz de mesleki olarak kendileriyle ara ara denk geliyoruz, görüşüyoruz. Trabzon narkotiği o dizilerde olsa her sahneden çıkar. Şöyle hemen atlarlar. Burada olay varmış. Yakalarlar yani. İşin yani bu ironik tarafı belki biraz şakalaşıyoruz aramızda ama şöyle de bir durum var. Biz Cuma günü Genç Fikir'de dedik ki işte İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Bu sözleşme
Kaldırılma gerekçesi de şuydu, toplumun ahlaki yapısını bozuyor dendi. İşte aile yapısını bozuyor dendi, bunlara zarar veriyor dendi. Devlet büyüklerimiz tarafından ve kaldırıldı, çekildik bu sözleşmeden. Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte. Ama ben buradan şunu söylemek istiyorum, şu soruyu sormak istiyorum. Yani bu diziler, bu filmler, bu programlar insanların aile yapısını bozmuyor mu? Biz çok defalar konuştuk. Benim maalesef az önce söylediniz, ben de yakınım izlediği için izlemek zorunda kalmıştım bir tanesini, bir programı. Sözde aileleri barıştıran bir program. İşte gelmiş, erkek var, hanımı var, eşi. Yanında bir kadın daha var. Konuşuyorlar, tartışıyorlar hararetli. Orada birkaç tane de bilirkişi var. Onlar bilmiyorum bilirkişi listesine kayıtlı mı? İşte bir tane hukukçu geçinen var, işte başkaları da var ama hakaret gırla. Ya bakıyorsunuz kimmiş o üçlü işte? Aşk üçgeniymiş meğer. İşte hanım, eşi ve metresiyle birlikte tartışıyorlar. İşte sen beni aldattın, sen o evi üzerime yaptın, şöyle yaptın. Ya bakıyorsunuz oradaki kadın da yine hakaret ediyor onlara veya erkek de, yani o bilir kişiler de hakaret ediyorlar adama bir dünya. İşte sen karını aldattın da gittin bu kadına da şöyle yaptın. Şimdi bu aile yapısını bozmuyor, bu ahlaki çöküntüye asla sebebiyet vermiyor. Veya işte bu dizilerdeki çeşitli olaylar, az önce dedik adam öldürmeler, şunlar bunlar, en basitiyle yaralamalar, BTM ile giderilebilecek diyorlar ya, işte basit bir müdahale. Adam kesik atıyor, bakıyorsunuz dizide gayet kolay. Bıçakla şak atıyor bir kesik ama Silah sayılıyor, silahla yaralama oluyor ve nitelikli haline yine ceza arttırımına gidiyor vesaire. Ama ya bunları bozmuyor, gayet güzel, Rütük bakmıyor bunlara, böyle gözünü bir şöyle kapatıyor Rütük ama gelin görün ki İstanbul Sözleşmesi ve buna benzer belki insanlara kişisel hak sağlayan sözleşmeler veya durumlar ortadan kaldırılıyor. Yani ben bunu çok üzücü bir durum olarak görüyorum açıkçası. Az önce bahsettik. Vatandaş böyle yani hakaret suçunu işleyip mahkemeye düştüğü zaman diyor ya, ya bu böyle suç mu var ya? Böyle bir şey olabilir, bundan ben niye ceza aldım diyor ya. İşte bunun nedeni bence sosyal içeriklerin, yani TV'nin ve sosyal medyanın yayınladığı içeriklerin bu şekilde olması. Vatandaş diyor ki televizyonda, yani çocuk, kişi bununla doğuyor, bununla büyüyor. O ekranla büyüyor, oradan çıkan videoyla. Burada hakaret ediliyor, hiçbir şey olmuyor. Burada adam öldürülüyor, hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmuyordur herhalde diyor. Ancak herhangi bir bununla ilgili eğitici bir durum yok. Yani bununla ilgili bir bilgilendirme alanı yok. Bununla ilgili toplumda kültürel olarak o kadar gelişmiş değil. Yani herkes bir geçim derdinde olduğu için, yani yetiştireceği çocuğa da gel sana da bir hukuk ön eğitimi vereyim. Yani kimse böyle haklarını bir alan bilmiyor, kimse yükümlülüklerini de bilmiyor. Evet. Yani eğitim sistemimizde de burada gerçekten çok ciddi bir açık var. Yani küçük yaşlardan itibaren insanlara bunların aslında hani bizimki gibi hukuk fakültesinde alınan bir eğitim gibi tabii ki değil ama basit düzeyde, yani basit düzeyde verilmesi, bunların anlatılması gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Özellikle son dönemdeki çocuk tacizlerinden sonra hep var, çocuklara yönelik eğitimlerde. Kimse senin özel bölgelerine dokunmasın, dokunursa işte ses çıkar, bağır. Böyle bir eğitim var ama devamında, akabinde herhangi bir aksiyon alınmıştı, yok. Burada bir eksiklik var sistem içerisinde. Topyekün aslında uygulanacak bir politik olduğunu ben düşünüyorum Ümit Bey. Yani şöyle ki topyekünden kastım şu. Devlet uygulayacak. Devlet uygulayacak ama devlet olacak. Bunu eğitim sahasında uygulayacak. Devlet bunu dizi, film, İşte program politikalarında uygulayacak. Devlet bunu çeşitli ahlaki, kültürel değerlerin insanlarla buluşturulduğu platformlarda, yerlerde bunları uygulayacak, bunları insanlara öğretecek. Öğretecek ki belli bir noktaya toplum genel olarak gelebilsin. Ya zaten devletin görevlerinden biri bu. Şimdi devlet içinde, yani devleti devlet yapan topluluğu, insan topluluğunu eğitmekle
yükümlü. Ama öyle bir eğitim var mı diye sorarsak pek yok. Şimdi yükümlü olduğunuz işi yapmıyorsunuz ama sonra ceza vermeye geldiğinizde TCK var, işte ceza kanunu var, ceza veriyor. Sen bunu anlatmadın ki yani neyle ceza. Şimdi şeyden biraz absürt olacak ama şimdi Kur'an-ı Kerim geliyor. Allah'a şükür Müslümanız, iman ediyoruz. Cezalar belli. Eğitici bir şekilde anlatılıyor mu? Anlatılıyor. Şimdi neyin helal, neyin haram olduğu anlatılıyor mu? Anlatılıyor. Evet. Nerede anlatılıyor mesela? Hepimiz çocukken Kur'an kursuna falan gittik. Oralarda anlatılıyor. Şimdi öteki taraftaki cezalarımız ve ödüllerimiz belli. Biz neye göre davranıyoruz? Cezayı ödülü bildiğimiz için ona göre davranıp yaşamaya çalışıyoruz. Günahtır diyoruz. Günahtır diyoruz, Sevaptır diyoruz. sevaptır diyoruz, devam ediyoruz. Ancak bu tarafta yani dünya hayatında şimdi Yüce Allah da demiyor ki dünya hayatından tamamen kop. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada çalış diyor. Şimdi hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada çalışıyoruz ama dünyada neyle cezalandırılacağımızla ilgili bizi idare eden yönetim, idare kademesi bununla ilgili bize bir bilgilendirme sunmuyor. Sonra biz toplum herhangi biri suç işlediğinde şu kadar ceza alıyorsun. Mesela hırsızlığın niteliklerleri, gece vakti olması, yani kapalı bir mekan olması bunlar bilinmiyor. Şimdi çocuk mesela gözü dönüyor, bir şey canı çekiyor, bir yerden çalıyor ama onun hayatını ne kadar etki edeceğini bilmiyor. Bu bir dönem çok meşhurdu. İşte çocuğun biri ekmek mi çalmıştı, baklava mı çalmıştı? Ekmek çalmıştı diye hatırlıyorum Öyle ben. bir şeydi. O sefiller değil miydi? Tam sefillerde baklava olduğunu zannetmiyorum. Yok, Ekmektir. ekmek çalan sefillerdi sanki. Yani Ümit Bey Jambarcan. çok güzel noktalara temas ediyorsunuz. Şöyle bir durum var. Bakıyorsunuz maalesef siyasilerimiz veya işte devlet kademesinde olan yetki elinde bulunan insanlar bunlara çözüm bulmak yerine veya bu karneyi alıp oturup işte şapkalarını önüne alıp derler ya düşünmek Evet. yerine işte bazı sözleşmeleri sözüm ona mesela işte az önce söyledik İstanbul Sözleşmesi'ni suçluyorlar. Toplumun ahlaki yapısını çökertti diye. Şimdi bakıyorsunuz İstanbul Sözleşmesi tamam hadi diyelim toplumun ahlaki yapısını Tamam, o çökertiyor. çökertti, neyi yükseltecek? Kim İstanbul Sözleşmesi'ne bakarak boşanıyor bu ülkede? Veya kim İstanbul Sözleşmesi'nden önce de işte bu gündüz kuşağı programlarını izliyordu veya izlemiyordu? Şey Ya böyle soruyor durumlar ya. var. Sosyal medyada dedik ya kaliteli içerikler de var. Sokakta güzel röportajlar yapan arkadaşlar da var. Bir tanesi soruyor işte İstanbul Sözleşmesi nedir ne değildir biliyor musunuz? Adamın biri şöyle duruyor. İstanbul Sözleşmesi mi? Ben ne bileyim kardeş ben Adanalıyım diye. Yani vatandaş İstanbul Sözleşmesi'nden o kadar uzak. Yani bunun bir şeyi olumlu veya olumsuz etkilemesi bence çok mümkün Yani değil. İstanbul Sözleşmesi deyip duruyoruz. Yani yanlış anlamasın seyircilerimiz. Hani güncel bir örnek olduğu için bunun Evet, üzerinden en gidiyoruz. yakın temel örnek Ama o. pek çok böyle alakasız şey toplumun ahlaki yapısını çökertiyor adı altında. Tükaka oluyor, suçlanıyor ama ortada bir fatura var. Bu faturanın gerçek bir sebebi var. Şimdi dönüp dolaşıyoruz. Yine Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bir eğitim anlayışı var. Diyor ki Profesör Doktor Haydar Baş Bey, çocukların önüne diyor bir rol model koymazsanız eğer o çocuklar iyi güzel örnekleri örnek almazlarsa dizideki adamı örnek alır. Evet. Programdaki o iki kadını idare eden adamı örnek alır. Veya o programda evli olan adamı baştan çıkartın mı diyelim o kadını örnek alır. Kadın erkek olarak düşündüğümüzde. Terör östüren o kadınları örnek alır. Ha böyle olduğu zaman işte toplumun asıl ahlaki yapısı Evet. çöker. Ha, burada bizi idare edenlere veya yetki elinde bulunan herkese, yani sadece siyasiler olarak da bakmayalım bu Tabii meseleye, herkes kendi evinin herkese içinde. bir fatura çıkıyor. Bu faturayı alsınlar, önlerine koysunlar, düşünsünler. Bir sürü kamuoyu araştırmaları, şunlar bunlar var. Yani biz bugün Ya belki... bakın ben buna biraz karşıyım. Şimdi kamuoyu araştırması var. Ya buna gerek yok ya. Şimdi sen Trabzon'un herhangi bir mahallesindesin veya bölgedeki herhangi bir yerdesin.
Kardeşim çık dışarı. Çıkma ya, evinden de çıkma. Apartmandaki komşularına bak. Arkadan gelen nesle bak, ileriye bak. Bak incele. Göreceksin zaten. İleri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Bunu çok işte araştırma yaptık, onu yaptık, bunu yaptık demeye gerek yok. Benim mesela annem köylüdür. Ona örnek verirken o mesela sayar böyle. Şey var ya standart, işte eskiden şöyleydik, böyleydik. Ya eski geçelim. Sen şu an son 5, 10, 20 yaşadığın hayata bak. İleri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Onu diyorum. Genelde de pek ileri gitmiyoruz, geri gidiyoruz. Burada yavaş yavaş toplayacak olursak önerilerimizi sunalım, kapatalım bence. Az önce de söyledim, toparlamış olayım ben. Önümüzde bir fatura var. İşte halkımızın, insanların hukuki bilgisi yok maalesef Evet. veya çeşitli alanlarda bazı problemleri var. Bunlar işte hukuka da yansıyor. Biz bu akşam onları birazcık dile getirmeye çalıştık. Birazcık da bilgilendirme maksatlı bir program yaptık. İstifade ettiğini düşünüyorum ben bizi takip edenlerin. Ama burada esas görev yetki elinde olanlarındır. Esas vazife onlarındır. Onların da ben bu vazifeyi ifa etmeleri gerektiğini düşünüyorum. İfa ettiklerini çok iyi bir şekilde, tabii ki ellerinden geleni yapıyorlardır eminim buna, ama çok iyi bir şekilde netice alamadıkları ortada. Bunlarla ilgili ben adım 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 atılmasını talep ediyorum yetkililerden diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Evet efendim, bu hafta sosyal medya ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri, sosyal medya içeriklerinin olumsuz etkilerini konuştuk. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeni konularla buluşuncaya dek herkese hayırlı akşamlar dileriz.